Herkese merhaba arkadaşlar. Umuyorum iyisinizdir. Bu hafta güzel bir konumuz var. Kanal takipçilerimizden iki arkadaş bu soruyu yöneltmişler. Ortak soruları. Hatice Kübra Bozbay ve Erdin Çeker. Teşekkür ediyorum. Havuzun ya da denizin dibine nasıl dalabiliriz? Bununla ilgili su altında ve su üstünde çekilmiş videolarımız var. Birazdan yayınlayacağız. Ama önce şu konuya dikkatinizi çekerim. Dibe dalmak için ne yapmalıyız? Daha önce ne yapmamalıyız? Bunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü çok bariz yapılan bir hata var ve bu nedenle arkadaşlarımız dibe dalamadığını ifade ediyorlar. Videomuzu bir izleyelim, ondan sonra tekrardan konuşalım. Evet, videomuzu izledik. Ben burada çok bariz bir hata yaptım kasıtlı olarak. Muhtemelen dibe dalmakta zorlanan arkadaşlarımızın da yaptığı en büyük ve tek hata budur. Eğer ki yatay pozisyonda kalıyorsanız havuzun ya da denizin dibine inmeniz imkansızdır. Bu tamamen bir fizik kuralı. Çok fazla detaya girmeyeyim burada. Ama şunu bilin ki suyun kaldırma kuvveti ne demiştik? Aşağıdan yukarı doğrudur. Ve yüzey alanınız ne kadar çok geniş ise kaldırma kuvvetine o kadar çok maruz kalırsınız. Siz suya paralel uzandığınızda çok fazla kaldırma kuvvetine maruz kalırsınız. Bu pozisyonda batmanız imkansızdır. Yapmanız gereken şey yüzey alanınızı küçültmektir. Dolayısıyla ya baş aşağı olacaksınız ya da ayaküstü olacaksınız. Baş aşağı olduğunuzda suyun kaldırma kuvveti hiçbir yere çarpmaz. Yanınızdan geçer gider, bir faydasını göremezsiniz. Sadece başınızın altına uygulanır. Bu da zaten çok da kuvvetli değildir. Bu nedenle rahatlıkla herhangi bir çaba sarf etmeden bu pozisyonda olabilirseniz zaten gerisi gelecektir. Yağ gibi suyun dibine inersiniz. Aynı şekilde ayaküstü de olduğunuzda aynı kural geçerli. Sadece ayak tabanınıza fizik kaldırma kuvveti uygulanacağı için bu da yeterli olmayacaktır. Yine aynı şekilde aşağı doğru inmeniz mümkündür. Şimdi ne yapmamalıyız? Ne yaparsak hatadır. Bunu gördük. Gelelim ne yapmalıyız konusuna. Bunu parça parça ayıracağız bu konuyu. Aslında normalde dibe dalma hareketi anlık bir şeydir. Hemen yaparsınız ve ilgili gerekli pozisyona ulaştığınızda zaten gerisini su halleder. Çok rahat dibe inersiniz. Ama bunu aynı anda anlatıp kafanızı karıştırmak yerine parçalara böleyim istiyorum. Burada birinci aşama, baştan aşağı doğru gidelim. Dolayısıyla kafadan başlayalım. Yeri gelmişken de söyleyeyim. Bir beceriyi öğrenmeden, çok tekrar yapmadan bir sonrakine geçmeyin. Hele hele bu videoyu izledikten sonra aynı anda hepsini yapmaya kalktığınızda muhtemelen atladığınız belli püf noktaları olacaktır. Ve başarılı olamayacaksınız. Çok yorulacaksınız. Ondan sonra işte yapamıyorum diye kendinize küsebilirsiniz. Bu nedenle acele etmeyin. Aşama aşama gidelim. Tekrar yapın, videoyu tekrar izleyin. Fırsatınız varsa gidip uygulayın. Ondan sonra emin olun ki bu motor beceriye şifrelendikten sonra bu çalışmanız dolayısıyla artık otomatik olarak yapar hale geleceksiniz. Neyse, çok fazla dallandırmayalım. Su üzerinde paralel olarak yatıyorsunuz. Çalışmalara bu şekilde başlayacaksınız. Birinci aşamada başınızı çok ani olarak bacaklarınızın arasına getirmeye çalışın. Bu birinci bölüm olsun. Tekrar ediyorum. Başınız çok ani olarak bacaklarınızın arasına ya da karnınıza doğru getirmek istiyormuş gibi kabul edin ve bu yönde bir çalışma yapın. Bu birinci aşama olsun. Thank you.
İkinci aşama ise bu sefer bacaklarınızı, başınızı zaten bacaklarınıza doğru getirirken, yaklaştırırken bacaklarınızı da yüzünüze doğru getirmeye çalışın. Aslında buna biz kelebek yüzmede dolfin çalışması diyoruz. Bunu yaparken her iki bacağınızı aynı anda vurabileceğiniz gibi tek bacağınızı da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aynı sonucu alacaksınız. İkinci dersimizi bitirdik. Üçüncü bölümde ise dikkat edin, kollarım önden aşağı doğru, yani havuzun dibine doğru gömülüyor. Vücudumun yanından çıkacak şekilde suyu süpürüyorum ve kollarım gidebildiği kadar dışarıdan da devam ediyor. Yani bir nevi tam daire olmasa da tam daireye yakın bir çalışma yapıyor burada. Suyu süpürüyor. Bu da bir nevi kelebek yüzmeye çok benzeyen bir egzersiz. Tam olmasa da benziyor. Bu üçüncü çalışmaydı. Bir sonraki ve son çalışmamızda bu sefer kolun tam tersi. Bu sefer geriden aşağı doğru batırıyoruz ve önden çıkarıyoruz. Burada önemli olan dikkat etmeniz gereken nokta avuç içlerinizin havuzun dibine paralel olması gerek. Yapılan bu 4 çalışmada da dikkat ettiyseniz her seferinde vücudumuz dik pozisyona gelmeye çalışıyor. Yani kalçamız yukarı doğru havalanıyor. Bu 4 egzersizi aynı anda uyguladığınızda ve doğru uyguladığınızda zaten doğal olarak baş aşağı pozisyona ulaşıyorsunuz. Dediğim gibi bundan sonra herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Sizin tüm enerjiniz, tüm çabanız dik pozisyonda kalmaya çalışmanıza yönelik olsun. Yani havuzun dibine ya da denizin dibine doğru kulaç atmaya, kendinizi çekmeye falan yönlendirmeye çalışmayın. Dediğim gibi fizik kuralını doğru uygularsanız önemli olan sizin baş aşağı pozisyonda kalmanız. Ondan sonra gerisini zaten su halledecektir.
Genelde yapılan en büyük hatalardan bir tanesi ilk 1-2 aşamayı doğru yapıyor insanlar ama son aşama olan o kalçayı havada tutma, dik tutma pozisyonunu ihmal ettikleri için de dolayısıyla yatay hale geliyorlar. Bunu şöyle anlatalım. Tüm çalışmaları doğru yaptık. İşte başımızı bacakların arasına doğru getirdik. Kol hareketlerimizi doğru yaptık. Ancak vücudumuz son aşamaya kadar şu hale gelir. Dolayısıyla bu şekilde siz dik olduğunuzu zannedersiniz. Herhalde havuzun dibine inebileceğim zannediyorsunuz. Fakat aslında tam olarak dik bir açı oluşmamıştır. Dolayısıyla inmeniz zordur. Olması gereken o ihmal edilen kısım son aşamadır. Mümkün olduğu kadar poponuzun, dik vücudunuzun, şöyle göstereyim, hakikaten dik hale gelmesi gerekiyor ki aşağı doğru inebilirsiniz. Şu kadar az bir açı farklılığı bile inmenizi engelleyecektir. Bu çok önemli. En büyük yapılan hata da budur zaten. Evet, videolarımızı gördük. Anlattıklarımızla aynı zamanda çekim sırasında göstermeye çalıştıklarımızı pekiştirebilirseniz, bunları bir potada eritebilirseniz, ne demek istediğimizi umuyorum anlatabilmişimdir. Diliyorum faydası olmuştur. Yine kafanıza takılan bir şey olursa çekinmeyin, sorun. Yine takipte kalın. Sorularınız varsa elimden geldiği kadar yanıtlamaya çalışırım. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.